Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Demeciğim şahika hanım. Burada arkamdan. Çok güzel olmuş şahika. Bravo. Duydunuz mu paçozlar? Sizi el becerimle döverim. Ben bravo aldım, siz havayı aldınız. Ayrıca yaptığınız seramikler de popoma benziyor. Ya çok sempatiksin Şahika. Ben lisede de böyleydim ha. Ay. Bela. Evet. De bu nedir acaba? Siz ne olmasını istediniz? Burhan Bey, teknik olarak biraz daha çalışmanız gerekiyor. Çalışalım bebişim, çalışalım. Ezel ders veriyor musun? Yok ama isterseniz bir 15 dakikam var. Beni seyredebilirsiniz. Aa, seyrederim. Seyredeyim. Şeyli bakayım. Saatlerce seyredebilirim seni. Seramik yaparken diyorum, öğrenmek için. Ha, oldu oldu. Ben hemen ortamı hazırlıyorum o zaman. Kesin misin? Şahika, sen şimdi hemen uza git. Kadın beni istiyor. Ne diyorsun oğlum sen? Kal diye. Ondan sonra beraber dalgamıza bakalım diye. Hoca. Hoca olabilir ama sonuçta o da bir kadın. Kadının aşk hayatı olmayacak mı? Burhan yanlış anlamıyorsun. Bu kadının kapı gibi boyfriend'i var, ben biliyorum. Demek ki kapıdan bıktı. Minyon bir tip istiyor. Kas değil, zeka istiyor. Kötüsü diyor. Şaşırdım. Kim ne yapsın oğlum seni? Ay, demek ki sizin göremediğiniz bir şeyi görüyor bende. Hadi çabuk acele et bence. Benimle fantezi yapmak istiyor. Hayalet filmi fantezi yapmak istiyor. Yalnız kalmak istiyor. Bana bak Burhan, yanlış anlamıyorsun. Rezil etme kendini ha. Ya Şahika Hanım, çocuk muyum ben ya? Kaç tane aşk macerası geçti üzerimden? Kaç? Sayamayacağım kadar çok. Kaç? Bayağı çok yani. Söylesene kaç. Oo. Ya ölümü ye söyle. Üç. Ay var ya, beni libidonla dövdün Burhan. Helal olsun sana. Ay hemen gidiyorum. Sağ ol. Bana bak, sen de burada durma. Hadi hemen oraya naş bebeğim, dörtle. Hani üç dedin ya, üç. Şimdi dörtle. Burhan Bey, ben şimdi çömleğin başına geçeceğim. Bana uyar, her yol var bindi. Evet. Sakin sakin. Yavaş yavaş, panik yapmadan. Tabii ki ben sakinim ya. Bu durumlara alışıyorum. Hayalet filmini izlemiş miydiniz? Onu daha önce de sordunuz ama izlemedim. Güzel filmdi ama. Değil mi? Çok güzel bir filmdi. Özellikle seramik sahnesi. Özellikle. Burhan Bey. Evet bebişim. Şimdi çömleğimize kabaca şekil verdik. Sırada ne var? Bilmem. Öpüşecek mi? Burhan Bey! Yani... Ya siz deli misiniz? Hayır, ben bir sanatçıyım. Sanatçılarda böyle doğaüstü olaylar olabilir. Seramik kursundan atıldım. Şahika anlattı. İlk defa onun cümle içinde kullandığı çüşlere ben de katıldım yani Burhan Bey. Ay ne olmuş ayol? Seramik mi? Biz de girelim mi İfa? Sen ne çekiyorsun ihtiyar? Oksijen. Ya muazzam enerji veriyor. Basket oynar mıyız Burhan? Ne basketi ya? Aa öyle ya. Daha bahçeyi ışıklandırmadık. Doğru. Doğru. Oğlu yenge. Size doyum olmaz. Babamız gelmek üzeredir. Biz kaçalım artık.
Hayır, çocukların üstlerinin başlarını yıkadın, bir de yetmiyor. Çocukları mı yıkadın? Ha, elim değmişken. Ha, çocuklar bakın orada muz var. Hadi alın birer tane çocuklarım. Çekil kesiriz. Ha, yenge. Aklıma gelmişken şey, süt almayı unutmuşum ben. Market de kapanmıştır bu saatte. Sizden iki kutu süt aldım ha. Tabii tabii. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Yürüyün çocuklar. Gel. Aslı yiyorum. Bak sana ne yaptım. Bu nedir Burhan Bey? Bilgisayar faresi. Bu. He. Tabii ki sanatçının yorumuyla değerlendirirsin daha iyi olur. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Yani ne yapıyorsun sen? Ay ne yaptım yine Burhan Bey ya? Paçavra gibi yere koydun ama attın onu. Ay atmadım paçavra gibi filan, işte koydum buraya duruyor Burhan Bey. Onu kullanmayacaksın, biliyorum. Ya Burhan Bey, bunu ben nasıl kullanabilirim? Yani ne şekilde kullanabilirim? Ne ki şimdi bu? Ne bu yani? Ya kendine bir meşgale bul dediniz. Ben de gittim çanak çömlek kursuna yazıldım. Oradan da atıldığım için yani ancak bu kadar yapabiliyorum. O dönen zaman zingolardan ev alacağım ha. Aa, harika fikir. Biz de yaparız değil mi İfa? Hah, bir o eksikti Tahsin. Ya bak böyle oturup kaldık. Aa, bir yürüyüşe mi çıksak, ne yapsak? Bence siz meşgale bulmayın Burhan Bey. He? Bence siz bir kız bulun. Derdiniz o. Yarışmayı önermemin nedeni Rolly'nin beni deli eden bitmecilik oyundan vazgeçmesini sağlamaktı. Bridget'in devamlı... Ne yapıyorsun Tahsin? Ah, uyandın mı? Gel gel. Gel. Çıktık seslerine uyandım. Tabii ki uyandım Tahsin. Ha, evet, pimpon antrenmanı. Sabahın içinde. Ne yapayım anacığım, erken uyandım. Daha doğrusu uykumu aldım, oksijenin etkisi. Ya 4 saatte uyandım, nasıl zinde kalktım ben. Oo. Hala da fıt fıt çekiyorsun. Efendim? İçme şu zıkkımı Tahsin. Niye, oksijeni mi? Ay tabii ki oksijeni. Hiperaktif oldun şekerim. Senin hızına ayak uyduramıyoruz. Ambale ettin hepimizi yani. 2 dakika bir yerde durmuyorsun. Sabahın 3'ünde pimpon mu olurmuş? Ne yapayım? Ya puzzle yaptıktan sonra canım sıkıldı. Puzzle mı? Ha. Aa! Ayol bu ne? Allah'ım sen benim aklımı koru ya. Bana bak İfa. İfa, onu bozalım mı, yeniden yapalım mı? Ay, Tahsin. Ay. Ah. Nasıl nefes açtık ama, değil mi? Ay. İhtiyar ya. Bunu bize niye yaptın ya? Sabahın köründe başka parkında dolaşmak da ne işe yarıyor ya? Benim özellikle rahatımı bozmak için mi yapıyorsunuz bunu? Yoksa ben bu evde fazlalık mıyım? Ay ne alakası var ya Burhan? Üf. Aslıyorum, hala alınganlık yapıyorum değil mi? Akli denkim yerinde değildi ondan. Ben size ne lazım söyledim Burhan Bey. Ben gidip tekrar uyuyorum. Doğru. Ben şimdi köpüklü banyomda ellerim buruşana kadar yatacağım çünkü bana iyi geliyor. Şimdi odama çıkılıyorum. Çamurlarıma bakıyorum. Eserlerim yerli yerinde. Daha ıslak kurumadı. Onun için sakın ha sakın ellemi görüşürük. Hoşçakalın. Dayı, sizden bir ricam var. Sizin tarafı yıktırıp yeniden yaptıralım mı Sacit? Yok ya. Ne alakası? Nereden çıktı ya? Yok yok. Hayır da bu geçen haftaki... narkotik skandalından sonra Osman'ın babası Selahattin Bey benimle ilgili çok şahane şeyler düşünmüyor. Acaba şöyle hani bir buluşup tanışsanız, ne bileyim hani böyle bir ahbaplık kursanız mı? Ay vallahi iyi fikir Tahsin. Yok yok, olmaz olmaz. Ya aslında bu durum falan varken benim aramam hiç yakışık almaz. Onlar bizi arasın. Dayı, arayı düzeltmeyeceğiz. Ömür boyu evlerinde uyuşturucu aranan aile olarak hafızalara kazınacağız yani.
olur böyle canım? Aa! Nereye gitti? Arayacak mı acaba? Sabit! Sabit! Ha, kalk kalk. Şu bahçeyi baştan tanzim edelim hadi. Kurtlu ayol bu, kurtlu. Yani aslında senin bu salak çalınganlığının sebebi bir sevgilinin olmamasıymış, öyle mi Burhan? Evet ya, bunu psikolog söyledi. Geç Aslı yiyorum da söyledi ama psikolog tam teşhis koydu yani. Neyin varmış abi, neyin varmış? Şizofren miymiş? Ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Nişanlınızdan dedi, ayrıldığımız için dedi, kişisel bağlar kurmaya çalışıyorsunuz dedi. İnsanlardan o beklediğiniz yahunluğu alamadığınız için dedi, alınıyorsunuz dedi. Bir kız bulursanız dedi, hemencecik şıp bana da düzelirsiniz dedi. Şaygan'ın anlattığına göre seramik hocasına bile yavşamışsın ya o. Yani senin bir sevgili ihtiyacının olduğunu anlamak için bir psikoloğa bence gerek yok. Arkadaşlar sizce? Yani abi sen şimdi bayağı ciddi ciddi gidip para falan verip psikoloğa mı gittin yani? Yok lan. Psikologla ben dolmuşta karşılaştım. Bir durak önce inme karşılığında bağ tam teşhis koydu, indi bir dava. Abi ne yapacakmışsın? Ben değil, sen yapacaksın. Ben ne yapacağım ya? Tanrı dedi oğlum, mahkız vurur lan. Vallahi çok ihtiyacım var lan. Fena değil. Daha çok akraba düğünü havası veriyor. Show business değil ama. Ben de show business değilim zaten Sertaç. Peki şarkını söyle abi. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Bence senin müşterilere para vermen gerekiyor kardeşim. Niye çocuğun moralini bozuyorsun oğlum? Gözümde canlamadı Sertaç, ne yapayım Allah Allah. Abi tut şu kıyafeti üstüne, tut askıyı. Şimdi söyle abi. Bak hoca, gözünde canlandır diye yapıyoruz. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler... Ne oluyor oğlum, ne istiyorsun canım? Ne isteyeceğim ya? O zaman ne dikiliyorsun oğlum, basket yoluna. Benim yolum ne Sacit? Ne bileyim ben, ne demek bu? Siz burada tatlıları yaparken içine ne koyuyorsunuz? He? Bir düzinede kaç yumurta var Sacit? Ya git işine kardeşim, benim zaten moralim bozuk ya. Niye tırstım lan ben bu gerizekalıdan? Ben de tırstım abi. Tekin değil herif. Ben de. Ya bırak yıkama abi be. Hadi bakalım. Abi ben sen nerede kız bulayım? Bırakırsın be. Bulamam, vazgeç. Birer bir çapkınına çıksak. Ha oldu, Fatoş da bayılırdı. Ne olur be hacı. Olmaz. Bulursun be. Bulamam, bulamam. Bir kız bul be. Ya hayır. Dediğim gibi ya. Kadın olsun, nefis olsun yeter. Hayır, bitti. Peki. Benim de sana bir hediyem var halbuki. Hediye mi? He. Tam kurumadı ama bunu senin için yaptıydım. He. He. Bu ne bu abi? Çay bardağı. Çaycı oldun mu çocuğum? He. Çayı nereye koyuyoruz bunu? Ulan öyle çay bardağı değil ya. Heykel bu. Ben sanatçıyım ya. Yorumum öyle. Sembolik. Türkiye'deki çay kültürünü ve çay bardağını temsil ettiği sembolize olarak. He ya. Çok bayağı güzel ya. Vallahi benim için mi yaptın abi bunu? Hani masana koyarsın. Baktıkça beni hatırlarsın diye düşündüm. İyi, çok sağ ol abi. Gerçekten bakınca da şey yapıyor yani, çay bardağını şey yapıyor yani, hmm, sembolik olarak. Biliyorum. Oğlum, bir kız bulsaydın ya. Abi. Oğlum hadi ya, kafeye giderdik. Sen yanımda dur yeter ya. Hadi be hacı. Hadi be oğlum. Hadi dostum. Peki tamam, tamam. Dostum benim ya. Şelifim, şılop şılop. Sağ ol kardeşim benim. Allah'ım yarabbim. Gerizekalı.
kış figürünü çay bardağı zannettim. Burhan ya, resmin dalaveri ustasısın ha. Bak ne güzel oldu, dediğim gibi yaptın. İndirdin, güzel oldu tabii. Abi, o şekerleri, çikletleri de ön tarafa koy. Gazete almaya gelir olursa bir de çiklet alır. Ya. Gazeteleri de dediğim gibi koy. Birazdan kontrola geleceğim, haberin olsun. Oo, Tahsin Bey. Merhabalar, bakın ne kadar güzel karşılaştık. Merhaba efendim. Sizi babamla tanıştırayım efendim. Babacığım, Tahsin Bey, Aslı'nın babası. Öyle mi? Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum efendim. Geçenlerde size uğramıştık ama uygun değildiniz. Polisler falan. Sormayın, bizim bir antika kiracımız var, Burhan. Tip yani, resmen film karakteri. Hep onun marifetleri canım. Bu ne lan? Ne diyorsun sen? Jaco'nun kostümü abi. Şovunu yaparken bunu giyecekmişsin. Sertaç, kontak etme beni. Hani ben takımımı giyecektim, çıkıp iki şarkı söyleyip inecektim, ha? İyi de abi, ses yok. Bari yarın akşam kostümden kurtarırsın diye ben de okey dedim abi. Ulan zaten senin ipinle kuyuya inen de kabahat be. Ver, ver. Neyse, tanıdık olmayacak bana. Böylece narkotik polis de girdi evimize. Bunu da gördük yani. Tam film gibi olay ya. Hay Allah'ım. Demek siz yıllar önce Bahattin Bey'in dükkana gelen delikanlısınız. Evet. Allah Allah. Ya o zaman ne çabuk geçiyor. Ya hiç sormayın ama maşallah siz hiç değişmemişsiniz Tahsin Bey. Oksijenden. Oksijen mi? Yaşlılığa ve yorgunluğa karşı en son metot. Tam babamın alanı. Müthiş nefes açıcı bir şey. Ya insan inanın yerinde duramıyor yani. Peki onu almak için hastaneye mi gidiyorsunuz? Babacığım şimdi bu sohbet uzar gider. İsterseniz bir akşam hep birlikte yemek yiyelim. Ne dersiniz? Aa tabii, o zaman arayı hiç açmayalım. Ben Tahsin Beyleri yarın akşamki yemeğe davet edeyim, tamam. Efendim yarın akşam bizim hanımla evlenme yıl dönümümüz var. Öyle mi? Biz hep aynı yerde her sene böyle eski dostlarla kutlama yapıyoruz. Bizi kırmaz gelirseniz çok memnun oluruz. Vallahi hanıma sormam lazım. Ama katılamayız zannediyorum. Neresi demiştiniz? Kumkapı'da bir tavernada. Ümit be, seni dinleyeceğiz. Adresini vereyim size. Ne? Burhan'a kız mı bulacaksın? Ya tamam Mert, sen manyak mısın? Fatoş seni çapkınlığa yardım ve yataklık ederken yakalarsa başına neler gelir biliyor musun? Özledim abi, ne yapayım? Yapma bunu. Yapma bunu, sakın yapma. Tanrıverdi, söz verdiğin insan Burhan. Yani sözleri tutmama rekortmeni. Ne yapacağım ben ya? Hakikaten ben hiç riske girmeyeyim abi, değil mi? Ha? Gitsin, baksın kendi başına çaresine ne olacaksa olsun. Biz elimizden kim tuttu ki? Kim tutmadı biz elimizden yani? Tanrı verdi kardeşim, kaçta gidiyoruz? Canım dostum. Abi benim akşam işim çıktı, ben gelemiyorum. Ne? Kusura bakma. Ver lan bardağımı o zaman. Ha, tamam. Ver lan. Al. Hediye bir yeri veriyor ya. Hayda. Ya iyice oldun sen abi ha. Diyorum sana ya, travma yaşıyorum diyorum. Kafamı nereye çevirsem makbileyi görüyorum diyorum ya. Hep içeriye giriyor. Öyle gülüyor. Eliyle de böyle gözlerini lip lip ettiriyor. Anam işte yine oldu. Merhaba, biz Aslı'yı ziyarete geldik. Ya bu makbule gerçek mi, sanal mı, ben hiç anlayamadım. Vaziyet çok kötü. Abi kız bunlar gerekir, lütfen Tanrı yerdi. Tamam abi, bakacağız, ayarlayacağız, bakacağız, tamam mı? Bitti. Tamam. Aslı yok mu? Aslı yok makbuleciğim, röportajda. Ama istersen sen gel otur, bir çay iç ya. Olur. Tanrı verdi abisi. Çocuklara birer defter kalem verirsen böyle çiziktirsinler, boyasınlar falan. Tabii, tabii. Evet. Birer de silgi olursa. Tamam. Defterler harita metot olsun. Ha, tamam. Tanrı verdi kardeşim. Birer boya kalemiyle kalem tıraş da varsa çok makbule geçer. Ha? Ha, tamam. Çok satsıma. Ya ifot nerede çıktı bu ya? Yani bayağı da çirkin şeyler. Ihtiyar çok yeteneksiz çıktı. Sus Burhan'cığım, sus şekerim.
Yani ancak böyle sakinleştirebildim. Bitti mi ayol? O yalansın diye ne yapacağımı şaşırdım. Bir dakika durmuyor ayol. İzle beni. Rekord. Ay Tahsin Bey amca. İyisin, iyisin. Sıvaz, sıvaz. Maşallah. Ama diyorum... Bence biraz daha yorum mu katsan? Çünkü biraz fabrikasyona dökmüşsün gibi Çin işi olmuş bu. Burhan, bunlar bitince bahçeye gidip basket atalım mı? Benim çok işim var ya. Kız ayarlayacağım Tahsin Bey amca. Ama ilham alman için kendi eserlerimi gösterebilirim. Nerede ya? Ne nerede? İfot heykellerim nerede benim? Ben onları kurumaya bırakmıştım oraya. Ya heykel miydi onlar? Eserlerim nerede İfot? Ya kurumamıştı onlar. Çamur zannettim ben onları. Yoğurdum, tabak çanak yaptım. Of shit. Ay şekerim hiç fırsat vermiyor ki. Bir dakika durmuyor. Gidip çamur almaya vakit olmadı. Ya yamuk yumuk şeylerdi. Düzelttim ne güzel işte. Neyini düzelttin ihtiyar ya? Yorum denilen bir şey var. Siz Picasso'nun tablosunu aldığınız zaman... oradaki karnının ağzını burnunu düzeltiyor musunuz ya? Sanat denilen bir şey var. Bu evden bir sanatçı çıkmayacak mı ya? Benim güzel face'im gülmeyecek mi? Ha, bugün ayol Selahattin Koç Aslanlı'yla Osman'a rastladım sokakta. Aa ne tesadüf Pek sıcak davrandı, doğrusu efendi adammış. Burhan'ın narkotik hikayesini anlattım, çok güldü, çok. Ay çok sevindim Tahsin, sonra? Ya meğer ondan göz aşinalığımız varmış. Bizi yarın akşam evlilik yıl dönümlerine bile davet etti. Ya kum kapıda büyük bir yemek ziyafeti veriyorlarmış. Ha. Gitmeyeceğiz tabii çünkü samimiyetimiz yok. Yakışık almaz. Ama yani ısrar kıyamet davet ettiler. Onu söylemek istiyorum. Ha şimdi olmaz tabii öyle birden üstüne atlamış gibi. Hoş Sacit çok sevinirdi ama. Oh bir durdun Tahsin. İfo bisiklet alalım mı? Mahallede bineriz. O Bülent Bey'i bir elime geçirsem. Ses yok ya, ses yok. İnanamıyorum yani, ses yok falan. Bağırıyorum, bağırıyorum, ses yok. Bir baktım seyirci böyle bak. Böyle bakın seyirci bana ya. Ya çok komikmiş ya Tarif. Benim de şimdi bir anım var, hemen onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir arkadaşa ben araç fişi yazıyorum. Bir dakika. Tanrıverdi'nin lafı daha bitmedi. Neyse biz de kendi kendimize çarpıp söylüyoruz. Bağırıyoruz, bağırıyoruz. Ses duymuyor. Ne olmuş biliyor musun? Bizim bahçe sığır, salak sen kolunu sök götür. Ses yok, kolun yok yani. Anladın mı? Bazı insanlar böyle ilgiyi üzerinde tutmak isterler. Bazı insanlar bencil olur. Arkadaşı sebeplensin diye olaya girer. Fakat bütün ilgiyi kendi üzerinde toplar. Öyle insanlar yok mudur? Burhan abi bak çok komik. Anlatsın, anlat, anlat, anlat abi. Anlat bak çok komik bak. O kadar çok komik anı var ki de yani hangi birisini anlatsam bilemeyeceğim. Ay bir gün bir arkadaşa ben araç fişi yazıyorum. Ay ne yapacak mısın sen Tanrıverdi? Biliyorum valla bak. Söylerken komik geliyor bana. Ondan sonrası kumburgaza dedi habere gideceğim falan değil. Ya bak ondan... yapsan ben alırdım gerçekten. Pardon canım ama ben bu anda şu anda bir şey anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bir dinleyin. Kumburgaza neye gidiyorsun dedi bana. Evet. Cihangir'e gitsene. Ya, bu arada araç bir şey çıkartıyor. Siz hangi gece o barda çalıyorsunuz? Yetti mi? Burada bir şey anlatıyorum ya. Yetti mi? Terbiyesiz. Ne diyorsun sen ya? Ben burada orijinal bir hikaye anlatıyorum. Ortamı şenlendirmek için sen orada sürekli cak 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 ötüyorsun. Deli mi ne? Allah'ım ya Rabbim. Ben senin yüzünden ne gördüm ki arkanı dönüyorsun, popanı gösteriyorsun bana? Terbiyesiz, burada büyüklerin var. Ya ne diyor bu ya? Ayrıca da iki saattir popomu inceliyorum, hiç de gözil değil ha. Hard diskim de kayıtlı. Bir bakabiliriz, inceleyebiliriz. Popom çok sarkık aşağı doğru. Şimdi yürü gidiyoruz.
Lale daha şey çekin ama en azından susun otur. Abi ne yapıyorsun sen ya? Esas sen ne yapıyorsun oğlum? Allah'ım ya Rabbim, gözlerini süze süze kızlara hikayeler anlatıyorsun. Kızlar da sağa odaklanıyor, bana değil. Ya kızları burada tutmaya çalışıyorum, ne yapayım? Salak davranacaksın. Benim her zaman büyük avantajım parlak zekam. Kelime haznem, entelektüelliğim. Sen salak davranacaksın ki benim zekam daha yukarıya çıkacak. Işığımı ne olur çalma. Öf yani, öf yani. Gibisi yok. Makarna da böyle. Yok yenge. Çocuklar çabuk makarnadan başkasını yemiyorlar. Markete de fiyonktan burgu dışında bir şey kalmamış. Ben de işte sizden alıverdim iki paket. Evde bütün gün gez dolaş alışverişe vakit yok vallahi. Değil mi? Oldu. Hadi biz gidelim artık. Hadi güle güle, gene bekleriz makbule. Yani şey deriz, çok memnun oluruz. Biz de dayı. Gerçi Hadımköy biraz uzak ama. Hadımköy mü? Ya İfo yarın gidelim mi Hadımköy'e? Biz oraları pek bilmiyoruz yani. Of! Kusura bakma makbule. Görüşürüz. Ben bir şey yapmadan hareketsiz duramıyorum artık da. Ne kusura dayıcığım, maşallah aslan gibisin vallahi. Biz de gidelim artık. Ne diyorduk çocuklar? Makbule abla bir melek. Ay onu değil evlatlarım. Hayırlı akşamlar. Hadi yürü bakalım. Oldu görüşürüz yenge. Hadi çabuk 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 çabuk. Yolumuz uzun. Hayda hayda. Ne oluyor Allah aşkına? Ne mi oluyor? Resme başlıyorum resme. Aynı anlıyorum.